Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Fetullah Gülen hareketiyle Bediüzzaman Sayın Dursa Hazretleri'nin Risale-i Nur hizmeti arasında zerre kadar bir alaka olmadığını 17 maddeyle ifade edeceğimizi söylemiş. Bunun 12 maddesini beyan etmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13.sü Bediüzzaman dini siyasete alet ediyor iddiası ile ilgili sayısı 700'ü geçen davalarında en son 1973 olmak üzere beraat etmiş kitapları iade edilmiştir. Yani böyle bir mevzu yoktur. Dini siyasete alet etme mevzusu yok. 17 Aralık 2013'ten sonra yaşanan siyaset cemaat tartışmalarında Bediüzzaman'ın resmi vesayet verdiği talebeleri ve diğer dur hizmeti gruplarının siyasi duruşu farklı olmuştur şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım diyen Bediüzzaman'a uygun olarak siyasi ilgileri ikinci planda kalmış, ilgilendiklerinde de meşru hükümeti savunma şeklinde olmuştur. Hemen bir parantez açmak lazım burada. Bu demek değildir ki yanlışlarına göz yummuş, yanlışlarını Bediüzzaman Hazretleri için diyorum, yanlışlarını şefkatle ikaz etmiş mevcut hükümetin ve onlara yol gösterici. Hükümetin, devletin maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulması için çıkış yolları göstermiş ihtarlarda bulunmuştur. Bu Osmanlı zamanında da böyleydi, sonraki zamanlarda da böyleydi. İnşallah bu da ayrı bir video olarak izah edilecek. Mevcut hükümeti mümkün olanlar içerisinde en iyisi olarak ele alarak değiştirme gerekecekse de bunun seçimden seçime olan işleyişiyle olmasını savunmuşlardır. Gülen örgütü ise siyasi bir hareket gibi davranarak bütün varlığıyla devleti yönetme talebiyle topyekün mücadele sergilemiştir. 14.'sü medeniyet zamanı stratejik hedef olarak yani önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yolların ve uygulanan yöntemlerin tümü olarak süreç ve vazife esaslı olduğu, sonucu ilahi iradeye bıraktığı, başta İhlas Risalesi olarak birçok eserlerinde bunu yazdığı ve uygulamada da bunu hayata geçirdiğini görüyoruz. Yani maksadı, stratejik hedefi, rızayı ilahidir. Bediüzzaman Hazretleri'nin stratejik hedefini belirleyen tarihçi hayatında gelen kısa bir yer var. Onu buraya e, almak istiyorum. Şöyle diyor. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennim ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği budur bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşında müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? dar düşünceler, dar görüşler. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin stratejik hedefi bu. Gülen hareketi ise söylemde böyle olduğu fakat e, tatbikatta stratejik olarak sonuç odaklı olduğu, uyguladığı gizli gündemli metottan ve büyüme arzusundan çok net anlaşılmaktadır. Gülen örgütünde Allah rızası anlayışının Allah adına liderlik anlayışı ile karıştırıldığı çok net görülmektedir. 15'incisi kemiyet keyfiyet konusu da Risale-i Nur hizmetiyle Fetullah Gülen hareketinin bakışını belirleyen önemli bir farktır. Keyfiyet kalite demek, kemiyet maddi çokluk demek. Bediüzzaman Hazretleri en yüksek değer olarak ihlası almış, ihlasa aykırı olan maddi zenginliği, takipçilerin çokluğunu reddetmiştir. Uhrevi bir cemaat olmaya, kalmaya itina göstermiştir. Gülen Hareketi ise ihlası ikinci plana almış, sadakat adı altında itaati ve daha çok çoğalmayı yüceltmiştir. Dünyevi bir cemaat olmayı ön sıraya almıştır bu esas açısından temel bir fark olmuştur. 16. 16. Risale-i Nur hizmeti İhlas Risalesi'nde yer alan Hak sadece benim mesleğimdir dememelisiniz düsturuna uymayı tavsiye ederken Gülen hareketi diğer dini cemaatlere uzak yukarıdan bakışlı mesafeli durmuş ve işbirliğinden kaçınmıştır. 17.si dediği zaman vefatı öncesi Urfa'ya vuslat yolculuğuna çıkarken söylediği son sözler beni anlayamadılar olmuştu. Her iktidar tarafından zulüm, eziyet, hapis ve en azından mecburi ikamete mecbur edildi. Ama o zat ne yaptı? Büyük imanların yaptığı gibi itiraz etti fakat asla isyan etmedi. Gülen grubu ise maalesef zulme uğradığını düşünerek 28 Şubat 1997'den itibaren medya asker yargı darbesini hatırlatır. Medya polis yargı darbesini diyebileceğimiz girişimlerde bulunmaya devam etti. Ve malumunuz en sonunda da 15 Temmuz 2016'da da darbe teşebbüsünde bulundu. Bu videomuzu Sayın Abdülkadir Selvi Bey'in şu sözleriyle bitirmek istiyorum. İmam-ı Azam Hazretleri dört büyük mezhep imamımızdan biri. İslam esaslarının değiştirilmemesi uğruna Abbasi halifesine boyun eğmedi, hapis yattı, işkence gördü ve zindanda zehirlenerek hayatını kaybetti. Bu e, tartışmalı bir mevzu. Hayatını kaybetti ama davasını kaybetmedi. Bediüzzaman Said Nursi Kur'an-ı Kerim'in Ezan-ı Muhammedi'nin yasaklandığı tek parti devrinde boyun eğmedi. İslam'ın esaslarını muhafaza etme uğruna hapsi, işkenceyi, sürgünü göze aldı. Saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün birisi kesilse, hakikat-ı Kur'aniye'ye feda alan bu başı zındıkaya ve küfrü mutlaka eğmem dedi. Kur'an tefsiri yazdıkları, Kur'an-ı Kerim öğrettikleri ya da ezan okuyup İslam'ın bir hakikati uğruna hayatı hakir gördükleri için akla hayale gelmedik zulümlere maruz kaldılar. Ama onlar hiçbir zaman şantaj kasetleri hazırlamakla suçlanmadılar. Ama onlar hiçbir zaman yasa dışı dinlemelerden dolayı yargılanmadılar. Ama onlar hiçbir zaman başka ülkeler adına casusluk yapmakla suçlanmadılar. Hülasa İslami cemaatlerin başına çok şey geldi. Çekmedikleri cefa, görmedikleri eza kalmadı. Ancak İslam tarihinde ilk kez bir cemaat şantaj, montaj kasetleri hazırlamakla suçlanıyor. İlk kez bir cemaat yasa dışı dinlemelerden dolayı yargılanıyor. Başka ülkeler adına cansusluk yapmakla itham ediliyorlar. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.